Arkadaşlar, verilen denklemde b yerine 3 bölü 2 ifadesi yazılırsa bu durumda 2a artı 1 ifadesiyle 3 bölü 2 ifadesini çarpıyorum ve bu ifadenin 3a eksi 2 olduğunu söylüyorum. 3 bölü 2'yi içeri dağıttığımda 2a ile 3 bölü 2 çarpılırsa buradan 3a artı ne gelecektir? 3 bölü 2 ifadesinin 3a eksi 2 olduğu gelecektir. Ve bu durumda değerli arkadaşlar 3a'lar birbirini götürdüğünde 3 bölü 2 ifadesi eşittir eksi 2 gibi çözümü olmayan bir denkleme ulaşılacaktır. O yüzden burada b değeri 3 bölü 2 olduğunda a hesaplanamaz. Doğru yanıt b seçeneğidir. Arkadaşlar, bu denklemin kökü 9'u karşıya alıp atıp iki tarafı da 3'e böldüğümüzde x eşittir eksi 3'tür. Demek ki bu denklemin kökü bu denklemi de sağlıyorsa x yerine eksi 3 yazdığımızda denklem sağlanmalı. Bu durumda burası m eksi 2. Bu ifadeyi eksi 3 ile çarpıyorum. Artı buradan 2m eksi 1 ifadesinin 0 olduğunu söyleyeceğim. Eksi 3'ü içeri dağıttığımız zaman buradan eksi 3m artı 6 artı 2m eksi 1 ifadesi 0'a eşittir. Eksi 3m 2m toplandığında burası eksi m. 6 ile eksi 1 toplandığında burası 5'tir. Ve bu ifade 0'dır. Eksi m'yi karşıya aldığımda m'nin değeri buradan 5 olarak elde edilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar, verilen ifadelerde payda işleme işlemine gidelim. Hemen buradaki ifadeyi ne yapıyorum? Ne yok burada? A yok, x yok. O zaman burayı ax ile, burayı x ile, burayı da arkadaşlar ne yapacağım? Bx ile çarpacağım. Bu durumda yukarıda a çarpı c çarpı x artı, burada c çarpı x artı, burada b çarpı c çarpı x oluşuyor. Ve alt tarafta da arkadaşlar a çarpı b çarpı x oluştu. Eşittir dedim. Şimdi bu durumda arkadaşlar buradaki ifadeyi dağıtarak yazalım. Burası acx olur artı burası bcx olur. Burada a oluşur. Burası da abx'tir. Bak şimdi. Şunlar gitti. Tamam. Şunlar gitti. Tamam. Şunlar da gitti. Ne kaldı burada? A ifadesinin c çarpı x olduğu kaldı. İki tarafta c'ye bölündüğünde x'in değeri buradan a bölü c gelecektir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar, x'i içeri dağıttığım takdirde burası ax artı nedir? X'tir. Eksi b var burada. Eşitliğin diğer tarafında 3 eksi. Şimdi x'i dağıtacağım içeriye. Burası bx eksi ax olacak. Buradaki eksi içeri dağıttığımız takdirde burası 3 eksi bx artı ax ifadesidir. Eşitliğin diğer tarafında da ax artı x eksi b var. Şimdi gençlik. Burada ne yapıyorsunuz? Şunların birbirini götürdüğünü söylüyorsunuz. Benden x isteniyor. O zaman x'li ifadeleri yan yana alalım. Burada x artı bx oluşsun. Eksi b'yi karşıya aldığımda burası 3 artı b'dir. Burayı x parantezine alırsam burası 1 artı b. Ve bu ifade 3 artı b'ye eşitse iki tarafı da 1 artı b'ye böldüğümde x'in değeri 3 artı b bölü 1 artı b olacaktır. Doğru yanıt bu durumda E seçeneğidir. Olduğuna göre x kaçtır diyor. 6 ile neyi toplarsam 8 olur? 2. O zaman şurası nedir? Şurası 2'dir. Onun neye bölersem 2 olur? 5'e. O zaman şurası ne olacak? 5 olacak şurası. 5. 3 ile neyi toplarsam 5 olur? 2'yi. O zaman şurası ne olacak? 2 olacak. 2. 8'i neye bölersem 2 olur? 4. O zaman şurası 4 olacak. İsterseniz şurayı bir yazalım. 4 diye yazalım. Ve şunu biraz çekelim artık. 2 ile neyi toplarsam 4 olur. 2'yi. O zaman şöyle yazalım. 12 bölü 5 artı 9 bölü x eksi 2. 2'ye eşit. O zaman şurası ne olacak? 6 olacak. Buranın 6 olması için o zaman şuranın ne olması lazım? 1 olması lazım. 9 bölü x eksi 2 1. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan x ne olacak? 11 olacak. D seçeneği. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Yani şurası nedir? 5 çarpı 7. Şu nedir? 7 çarpı 9. Bu nedir? 9 çarpı 11. İkişer ikişer artıyor tek sayılar. O zaman şu formatta 2n eksi 1, 2n artı 1. O zaman şurası da 1 olsun, şurası da 1 olsun. Yani bunu rahatlıkla iki parantezine alırsak şuralar 1, 1, 1 olur zaten. Yani şöyle hiç, bu 2'yi de bu 12 ile sadeleştiririz. 6 olur. Yani burası 6 bölü x olur. Biz şuraya bakalım. Bunu basit kesirler şeklinde yazmak istiyorum. Şurası 2n eksi 1 olsun. Şurası da 2n artı 1 olsun. Payları da a ile b olsun. O zaman şunu 2n artı 1 ile genişletiyorum. Şunu da 2n eksi 1 ile genişletiyorum. O zaman şuradan 2an oluyor. Artı 2bn oluyor. Bir de neyim var?
A'm var, bir de ne var? B var. Zaten sabit terim buna eşit. O zaman bu 1. O zaman şunların da ne olması lazım? 0 olması lazım. 0 olması için de A'nın ne olması lazım? Eksi B olması lazım. Eksi B yerine A yazarsak o zaman şöyle yapalım. O zaman A nedir? 1 bölü 2'dir. B nedir? B de eksi 1 bölü 2'dir. İsterseniz bunu da 1 bölü 2 parantezinde yazarsak o zaman A yerine ne yazarız? 1 yazarız. A yerine 1 yazdığımızda 1, 2n eksi 1 olur. Eksi B de eksi 1'di. 1 bölü 2 parantezine aldık. O zaman şurası da şu şekilde olur. Bu neye eşit olur? 6 bölü 2'ye eşit olur. Gene 2 ile çarparsak burası 12 olur. Şimdi gelelim şuradan değerleri yazmaya. Şimdi ne yapacağız? Yazdığımız değerlere 1 bölü 5 ol en yerine 2 yazalım. Ya en yerine 3 yazalım. 1 bölü 5. O zaman şurası ne olacak? 1 bölü 7. Sonra 1 bölü 7, 1 bölü 9. Sonra 1 bölü 9. Sonra ne olacak? 1 bölü 11. Bu neye eşit? 12 bölü x'e eşit. Şimdi bakalım. Şununla şu gidiyor. Şununla şu gidiyor. İsterseniz ne yapalım? Şunu 11 ile genişletelim. Şunu da 5 ile genişletelim. O zaman ne olur? Payda 55 olur. Şuraya yazalım. Payda 55 oldu. Şurada 12 bölü x var. Pay kısmı ne olur? 11'den 5'i çıkarıyorum. 6 olur. Şunda şu sadeleşir. 2 içler dışlar çarpımı yaparsam x 110 olur. D seçeneği. Arkadaşlar buradaki şekil için yukarıda verilen kuralı uygulamaya çalışalım. Ortadaki sayı A sayısının yanına yerine gelmiş. O halde K ifadesi eşittir. Ne yapıyormuşum? X'i yani 2'ye yazıyormuşum. Artı daha sonra arkadaşlar buradaki Y sayısının bir eksiğini yazıyormuşum. Bunun bir eksiği K artı 1'dir. Ve bunu Z sayısına yani 3'e bölüyormuşum. Bu durumda şu ifadeyi karşıya alırsam K eksi 2 ifadesi K artı 1 bölü 3'tür. 3'ü karşıya çarpım olarak alırsam 3K eksi 6 ifadesi K artı 1. K'yı karşıya alırsam 2K ifadesi buradan 7. Ve bu durumda K'nın değeri ne gelecektir? 7 bölü 2 gelecektir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar verilen adımlar incelendiğinde burada Zeki eksiği içeri dağıtıp burayı artı yapmadığı için burada hata yapmıştır. O halde doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar soruda verilen bilgiye göre 12'yi kenar sayısı olan 3'e böleceğim. Artı x'i kenar sayısı olan 5'e böleceğim. Eşittir diyeceğim. X eksi 1'i kenar sayısı olan 4'e ve 16 ifadesini burada kenar sayısı olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e böleceğim. Bu durumda burası 4'tür. Artı burası x bölü 5'tir. Eşittir. Burada x eksi 1 bölü 4 artı ne oluşmuştur? 2 oluşmuştur. Ne yapalım? Burada arkadaşlar şunu yapalım. 2'yi buraya alalım. X bölü 5'i buraya alalım. Bu durumda 2 ifadesi bakın 4'ten 2'yi çıkardım 2 kaldı. Burada x eksi 1 bölü 4 var. Ve bu ifadeden x bölü ne yapıyorum? 5'i çıkartıyorum. Ne yapacağım? Payda eşitleyeceğim. Bu durumda bu ifadeyi 5 ile bu ifadeyi 4 ile genişletirsem şuraya yazayım. 2 ifadesi eşittir. Paydamız 20 olmuştur. Yukarıda 5x eksi 5 eksi 4x oluşmuştur. Bu durumda 2 ifadesi, bakın burada yukarıda ne kaldı? X eksi 5 kaldı. Alt tarafta 20 kaldı. 20'yi karşıya çarpım olarak yolladığımda x eksi 5 ifadesi 40'a eşit. Eksi 5'i karşıya alırsam x'in değeri 45'e eşit olacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Aşağıda köşelerindeki karelerin içinde sayıların yazılı olduğu 4 tane üçgenden oluşan bir görsel verilmiştir. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi şurada bütün değerler olduğu için şuradan sondan başlayalım. 23, 17. Burası ne olacak? Burasının toplamı, şurasını için konuşuyorum, 48. Şimdi 3. üçgenin köşelerinde bulunan karenin içindeki sayıların toplamı 4. üçgenin köşelerinde bulunan karenin içindeki sayıların toplamından 2 eksikmiş. Yani şurası 46 olacak. O zaman burası 46 ise 10 üst 8 daha 21. O zaman şurası 25 olacak. O zaman z'yi ne bulduk? 25 bulduk. Z'yi yerine yazalım 25. Bunu y ile çarpacağız. Şimdi burada da ne olacakmış? 3. üçgenin köşelerinde bulunan karenin içindeki sayı 4 eksik. 4 eksikse o zaman burası ne olacak? 42 olacak. Burası ne olur? 23 olur. 23 olursa burası ne olur? 19 olur. Y'yi de ne bulduk? 19 bulduk. 19 çarpı 25. 20 olsa 500. Ne olur burası? 475 olur. Daha neyi bulacağım? X'i bulacağım. Birinci üçgende de 8 fazlaymış. 8 fazlaysa burası 50. O zaman burası ne olur? 34 olur. O zaman X de nedir? 34'tür. Bunun toplayacağım. 9.
O zaman ne olur? 509 olur A seçeneği.